Vallahi ne kadar çok şey hazırlamışsınız böyle. Ellerinize sağlık. Ay afiyet olsun. Vallahi kusura bakmayın. Ne yapayım? Çalışan kadının durumu mu bu kadar oldu? Ben çok beğendim. Yemekler çok güzel. Ay canım benim. Afiyet olsun. Birazcık daha vereceğim. Bak sana onu bitir. Tamam mı? Esen Bey. Kuzey. Hadi. Hoş geldiniz diyelim artık. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağlığınıza. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonrası çok güzel olur inşallah. Önce çocuklar için, sonra hepimiz için. İnşallah, inşallah. Cemre'cim. Bu da Sami amcanla benden. Bu gecenin anısına küçük bir hediye canım. Ne zahmet ettiniz, çok teşekkür ederim. Olur mu canım? Ay, zahmet oldu vallahi. Beğendiysen de mutlu bana. Bayıldım, çok zevkli. Kuzey bak. Çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Sami amca çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Bu da esas kayınvalidenden gelinine. Annen teyze, şımartıyorsunuz beni ama. Olur mu kızım, adetten bu. Dökme üstüne. Dökmüyorum. Oo, çok şık. Beceremedim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kambersiz düğün olur mu? Zeynep var. Aramasan şaşardım zaten. Efendim Zeynep. Haberleri izlediniz mi? Nasıl izleyeyim Zeynep? Evde misafirler var biliyorsun. Aa, unuttum. Ay çok pardon. Neyse oradakileri söyleme de tatları kaçmasın. Bu Barış'la Burak savcılığa gidip ayrı ayrı ifade vermişler. Normal bir şey. Haberciler de hangi davayla ilgili olduğunu bilmiyorlar ama. İkisi de konuşmamış çünkü. Süren davayla ilgili olduğunu falan zannediyorlar ama yakında bombaları patlar. Tamam Zeynep'ciğim, haber verdiğin için çok teşekkür ediyorum ama benim şimdi gitmem lazım çünkü misafirler bekliyor. Ayıp olmasın, tamam mı? İyi eğlenceler size de. Hadi iyi geceler. Rahatsız ya, rahatsız. Hayırdır, ne diyor? Bir şey demiyor işte. Barış'la Burak savcılığa gidip ifade vermişler, onu söylüyor. Aa, çağırmışlar demek. Çağırdılar tabii. Güney o resimleri götürüp verdikten sonra bırakırlar mı? Güney keşke daha önceden söyleseymiş polise. Vardır bir bildiği mutlaka değil mi? Hayır yani o bacağıyla kalkmış gitmiş. Niye o kadar zorladık kendini? Hani söyleseydi sen de giderdin, Kuzey de değil mi? Yani yapmış da kabahat mi işlemiş? Rezilliklerini ortaya çıkarmış işte değil mi? Canım bir şey demiyorum ben. Hani kendisini o kadar zorlamasına gerek yoktu diye. Zorlansa gitmezdi herhalde. Niye tartışılıyor şimdi ben anlamıyorum. Yani bu sofranın konusu bu mu yani şimdi? Değil de yani haber vermeden gitmesi polisin işine müdahale etmek gibi oldu yani. Şeref de aynen böyle söyledi işte, buna kızmış zaten. Sen Şeref'le mi konuştun? Ne yapayım, sen telefonunu açmayınca öldüm meraktan. Şeref'le konuştum ben de, ne yapayım yani? Haklı adam, haklı kızmakta yani. O niye karışıyor ki? Aman aman Kuzey, sen sakın karışma, olur mu? Ya söylüyorum ama dinleyen kim işte? Cemre. Hayır, haksız mıyım Sami amca? Yani Kuzey'in davası mı bu? Onu ilgilendiren bir durum mu bu? Şimdi bak canım benim, ben sana söylüyorum, anlatamıyorum galiba. Kuzey'in davası mı diyorsun ama
Yani bir şekilde bu Kuzey'in de davası. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet, benim de davam. Anladın mı? Açık konuşmak gerekirse Güney benim yani umurumda değil. Ama herif onunla uğraşıyor. Neden? Canı yanmış. Neden tepe taklak olmuş? Çünkü canı yanan insan saldırgan olur. Bir de kalkmış üstüne üstlük beni korumaya çalışmış. Öyle değil mi? Ya ben şimdi bu durumda ne yaptım? Ben ne yapayım yani bu durumda? Onu yalnız mı bırakayım? Ne istiyorsun yani? He? Tek başına mı kalsın? Onun kurşununu yedi o. Güney o herifin kurşununu yedi. Anladın mı? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip ben kenara geçip seyredemem. Onu mu istiyorsun, seyretmemi mi istiyorsun? Seyredemem. Ben böyle bir insan mıyım? Ya ben çocukluğumdan beri ne çocukken böyle bir insan olduğumu hatırlıyorum. İşte annem babam da söylesin. Ne şu yaşımdayken ne gençliğimdeyken hatırlıyorum. Ben böyle bir insan değilim. Yani sırf evleneceğim diye döneklik mi yapayım, ne yapayım? Yani bunu mu istiyorsunuz ya benden? Hakikaten bunu mu istiyorsunuz benden? Böyle bir şey mümkün değil. Korkak mı olayım, ne yapayım? Kendimden mi nefret edeyim? Bunu mu istiyorsunuz ya? Hiçbir şey istemiyoruz. Sen git, ne yapıyorsan yap, bulaş. Ne halin varsa gör. Yani bu masada açılacak konu muydu şimdi bu? Ha? Konuşulacak şey miydi? Aman kapandı bitti zaten. Cemre, hadi koş fırından etleri getir hadi yavrum. Damat. Hadi sen de bana bir su koyuver canım. Ay Cihan. Getir tabağını. Dolma vereceğim. Getir. Afiyet olsun canım. Güle güle. Ay ayağınıza sağlık. Gene bekleriz. Geliriz canım. Zaten her Allah'ın günü sende. Allah'a emanet. Hadi sen de Allah'a emanet. Hadi oğlum biz de gidelim. Ay ama nasıl gideceksiniz? Ben taksi çağırsaydım size. Yok yok. Biz buradan yürüyerek caddeye kadar gideriz. Oradan bineriz. İsterseniz Sami bıraksın sizi. Sami. Cemre, içeride hırkam kaldı galiba kızım. Bir versene. Yok yok şey... annem biraz hava almak istiyor da bir yürüyeceğiz biz biraz. Siz bilirsiniz. Hadi bakalım. Handan teyze yok içeride. Al kalı şeker, hasretlikler geçer. O da nereden çıktı? Kızay abim yüzüne bakıp bakıp bunu söylüyordu. Ya o benim... O benim şey... kardeşimin lafı. Yani Ali'nin. Hadi. Handan teyze baktım içeri ama yok orada. Allah Allah. Katlayıp buraya koymuşum yavrum. Kusura bakma. Dur anahtarıma da bakayım da. O da burada. Ayaklarınıza sağlık Handan Hanım. Vallahi o kadar mutlu ettiniz ki gelmekle. Sağ olun. Yarın çalışıyor musun? Çalışacağım. İyi, ben de. Hadi iyi geceler. Dur bakalım, dur. Yüzünden düşen bin parça şu suratını bir düzelt bakalım ya. Bana bu olaya karışmayacağına söz verecek misin? Sen de bir daha bunu konuşmayacağına dair söz verecek misin? Hayır. O zaman benim cevabım da belli. Ya korkuyorum Kuzey, niye anlamıyorsun? Barış tekrar üstümüze saldıracak diye korkuyorum işte. O çakalın bizim üstümüze sıçrayacak mecali kalmadı artık. Anca sıçrasa sıçrasa cezaevinden sıçrar. Anladın mı? O anca bundan sonra yatacağı hapishanelerin karolarını sayacak teker teker. Yani oflayacak, poflayacak, öyle diyecek, böyle diyecek, kafasını duvarlara vuracak. Ama o cezasını çekecek. Senin için rahat olsun. Bundan sonra sana veya bana sıkıntı verecek herhangi bir durum söz konusu değil. Anladın mı? Çirkinim benim. Anladın mı kız? Hı? Şişt, gel buraya gel. Hadi bakalım iyi geceler. Gülten teyze,
İyi geceler. Allah rahatlık versin. Yani kesenize bereket, bizi eksilttik. Allah çoğalsın. Teşekkürler. Ay canım benim. Ayağınıza sağlık. Afiyet olsun. Güle güle. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Çok teşekkürler. Dikkat et, ayağında topuklular var. Kaymayıver. Getirme.